Herkese merhaba, Grand Theft Auto 6'nın trailerı açıklandı. Biz de oyun dünyasından haberler veren bir kanal olarak bunu içeriğimize dahil ettik. Bu trailer tahmininden daha erken açıklandı. Aslına bakarsanız bu videoyu yayınladığım günün akşamüstü ilan edilmesi gerekiyordu. Yaklaşık bir bir güne yakın süre önceden erkenden ilan edildi. Bunun sebebi ise sızdırılmış olması bir başka sosyal paylaşım yerinde düşük kalitede şey trailer sızdırılınca Rockstar çözümü erken açıklamakta buldu. Bari izleyeceksiniz esas yerinden kaliteli biçimde izleyin şeklinde. Bu trailer'da da çeşitli bilgiler var ama büyük ölçüde gör sığarak hani oyunla ilgili yerleri gösteriyor. Bu videonun üzerinde konuşup hem bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Trailer'da görünmeyen hem de trailer hakkında yorum yapacağım. Daha fazla uzatmadan Kendimi küçültüp kenara e, video üzerinde konuşalım. Arka planda e, trailerı bir yandan izleyebilirsiniz. Ama orijinal trailerı izlemek istiyorsanız aşağıdaki linkten e, Rockstar'ın resmi e, YouTube sitesinden yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Umarım bu içerik hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek e, videomuza geçelim. Evet bir yandan arkada trailer oynarken yorumlarımızı yapalım. İlk kafamıza takılan sorulardan bir tanesi acaba kaç kahraman ile oynayacağımızı diye Bunun cevabını aldık trailerdan. İki kahraman ile oynuyoruz. Bunlar Lucia ve Jason adlı sevgililer, e, ikisini de yöneteceğiz diye tahmin ediyoruz. E, ancak sanki ağırlık Lucia'da olacak gibi ve e, Rockstar firması eleştiri alıyordu. Yani ne, neden hiç kadın kahraman yok başrolde diye özellikle e, beşinci oyunda yani üç erkek karaktere yani bir şekilde arasına kadın katılmasını istiyorlardı. Bu sefer böyle bir senaryo bulmuşlar, e, romantizm e, şeyinin içinde olması hoş olmuş. Yani Bonnie and Clyde True Romance Stars böyle e, filmleri herhalde canlandıracaklar bu sefer. E, Lucy hapisten yeni çıkmış. E, Jason'la buluşuyor ve tahminimce ilk başta belki normal yaşamaya çalışıyorlar. Daha sonra soyguna mı karışacaklar? E, bizim tahminimiz bu şekilde. E, elbette oyunda tabii soygunlar önemli yere sahip olacaktır. E, ama GTA 5'teki gibi sistematik belli aralıklarla mı olacak? Yoksa hikayenin gidişinden mi olacak? Şu an hiçbir bilgimiz yok elbette. Ancak şüphesiz ilgimizi çekecek bir hikaye olacaktır. Çünkü arka plan hoş görünüyor. Yani burada bandanaları takmışlar ikisi gördüğünüz gibi dükkana giriyorlar. Gayet eğlenceli zamanlar bizi bekliyor. Bunun dışında temel olarak gördüğümüz kadarıyla sosyal medyayı eleştirmek, dalga geçmek önemli bir yere sahip olacak görünüyor. Toplumsal eleştiri zaten Rockstar'ın özelliklerinden bir tanesi. Önceki oyunlarında da hep gördük bunu. Dalga geçiyorlar yani insan yaşamıyla özellikle toplumsal yaşamla ilgili burada da öyle olacak. Hakikaten de yani işte TikTok'tu ve ona benzer ilginç paylaşım siteleri çok tuhaf şekilde kullanılıyor. Yani herkes her şeyi yansıtıyor ancak yani artık dünya bu şekilde ve bu dalga geçmeye uygun bir tema. Bence iyi yapmışlar bunun üzerine yoğunlaşmakla. Görüldüğü gibi Vice City şehrinde geçiyor. Vice City tabii sanal e, Miami Florida e, ve e, ismini vermeden onu kullanıyorlar. Daha önceki oyunlarda da e, yer almış bir şehirdi. Ancak bu sefer tabi çok daha farklı boyutta olacak. Öncelikle bir kere sadece Miami şehrinde geçmeyecektir. Çevredeki yerleşim alanlarında da e, maceramızın devam edeceğini ve taşacağını düşünüyoruz tıpkı 5. oyunda olduğu gibi. Ve e, şehir içinde özellikle önceki oyunlara kıyasla çok daha fazla kalabalık ve canlı olacağını düşünüyorum. Artık teknoloji de ilerlemiş durumda. Eminim gerçekçi ortamlar, gerçekçi davranışlar ve bir sürü farklı hareket eden NPC karakterleri karşılaşacağız. Tabii şehir dışına açıldıkça yine arka plandaki videoda gördüğünüz gibi işte timsahlar ve diğer yabani kuşları da gösteriyor. Tabii o bölge zaten bataklıkları da var şehir dışında. O kısmı yansıtacaklardır güzel bir şekilde. E, eminim eğlenceli de olacaktır. Zaten Rockstar hayvanları oyununa eklemeyi çok seviyorlar. Red Dead Redemption serisinde gördüğümüz gibi. E, bunun dışında... E, tabii son olarak konuşacağımız konu daha doğrusu... Oyunun ne zaman çıkacağı... Trailerin sonunda yazdı 2025 diye. Ancak bu 2025'in ocağında mı olacak, aralığında mı olacak bilmiyoruz. Burada Rockstar firması güvenli tarafta kalmak için herhangi bir ay hatta mevsim bile vermiyor. Yani 2025'in başı, sonu, ortası, üçüncü periyodu <laughs> gibi şeyleri belirtmemiş. Gidişata göre karar vereceklerdir. Eminim e, 2024'ün sonuna doğru bir tarih ya da bir dönem ilan edilir. Belki daha sonra tarih ortaya çıkar. Hangi platformlarda çıkacak? Sıradaki soru olsa gerek. E, burada trailer da koymamışlar. E, yine burada bence güvenli tarafta kalıyorlar koymayarak. Ayrı bir yerde ilan etmişler ama. PlayStation 5 Series S ve X'de çıkacak diyor. PC'nin lafı yok. Şimdi buradaki bizim tahminimiz PC bilgisayarlarda bu oyunun en azından 6 ay sonra çıkacağı. Çünkü geçmiş Rockstar oyunlarına bakarsak aynı stratejiyi uyguladılar. Hatta belki bu süre bir yılı bile bulabilir. Ama tabii belki üzerinde çalışıp sürpriz bir şekilde optimizasyonu güzel yaparlarsa aynı zamanda çıkarabilirler. Ama ben pek tahmin etmiyorum bunun böyle olacağını. Bu arada Optimizasyonu iyi şekilde çıkarılmamış PC bilgisayar önlerine özellikle bu 2023 yılında çok denk geldik. Yani mesela bir Jedi Survivor oyunu çok iyi olmasına rağmen PC'de optimizasyonu çok kötü olduğu için oyuna leke sürdü ve e, oyun ödüllerinde çok fazla ismini görmüyoruz. Ve birçok kişi de tam tat alamadı ve buna benzer başka bir sürü oyun örneğini verebiliriz. Bence böyle bir durumla karşılaşmamak için ve geçmişte de zaten bu şekilde çalıştıkları için e, kesinlikle e, yani %90 Orada şeyinde ihtimalle bu oyun en az 6 ay sonra PC bilgisayarlarda çıkacaktır. E, açıkçası kötü bir şekilde oynamaktansa beklemek daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, mesela Cyberpunk'a bakın, bakın ne kadar düzeldi. Şu an çok daha iyi oynayabiliyoruz ama kaç yıl aldı bunun <laughs> bu şekilde dönmesi. E, özetle konsolunuz varsa bu oyuna daha erken sahip olabileceksiniz görünüyor. E, PC bilgisayar oyuncularında biraz e, sabretmeye e, davet ediyorum ama zaten en azından en azından demeyeyim ama 2 yıla kadar bekleyiş bir süresi var ancak işte hype yüksek şu an bakarsanız bu oyunun trailerinin izlenme oranlarına şu an YouTube'da zirvede görünüyor. Demek ki bu konuyla ilgili beklenti yüksekmiş umarım beklentiyi karşılar diyelim bu arada tabi Rockstar çeşitli şeyler yaparsa arada güncellemeler biz de kanal olarak yer vermeye çalışacağız. Evet videomuzun sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir izlediğiniz içerik. Kanal Duel'de ilk defa denk geliyorsanız bu kanal genel oyun dünyasını yansıtan bir kanal. Ben ve takım arkadaşlarımızın oyun hobilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Rol yapma oyunu ağırlıklı olsa da gördüğünüz gibi genel oyun dünyası ile ilgili de haberler veriyoruz. İşte oynanış videoları özellikle başlangıç rehberlerimiz podcastlerimizle, İzleyici sayımız gün geçtikçe artmakta. Eğer abone değilseniz, siz de abone olup aramıza katılırsanız çok seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere, bay bay.